farklı hastalıklarda. Az çok bahsettiniz ama kalıcı sonuçlar elde edilebiliyor değil mi bu tedavi yöntemlerinden? Ya da geri dönüşler nasıl? Şimdi şöyle söyleyeyim. Eğer ki bir kişide genetik dökülme söz konusu ise, şimdi tabii ki biz onun genetiğini değiştiremeyiz. Yani bu aslında ömür boyu da sürmesi gerekebilen bir tedavi olabiliyor. Şimdi kişilerde şöyle bir yanlış algılama oluyor. İşte ben PRP yaptırdım, mezoterapi yaptırdım, şunu yaptırdım, bunu yaptırdım. Benim saçlarım işte tekrar dökülmeye başladı. Ya zaten şimdi bu bir süreç. Ben de o zaman şu benzetmeyi yapıyorum kişilere. Diyorum ki siz mesela şeker hastalığına yakalandınız ve insülin kullanmanız gerekiyor. Şeker hastalığını ben bir hekim olarak ortadan kaldırabiliyor muyum? Hayır. Ama siz şeker hastasısınız diye insülininizi bırakabiliyor musunuz? Hayır. Yani demek ki diyorum bizim hastalıklarımız da kronik. Yani sonuçta dönem dönem diyorum bu tedavileri almanız gerekiyor. Yani orada da hep böyle bir şikayet söz konusu olabiliyor. İşte tamam saçlarım çok güzel yerine geldi ama gene dökülmeye başladı. Ya tabii ki sonuçta genetik de varsa dökülecek bir şekilde. Yani kronik bir hastalığa sahipsiniz. Ha ama şeyse belli bir nedene bağlıysa zaten o nedeniniz ortadan kalktıktan sonra belki de o şeye dönmeyeceksiniz. Yani tekrar hani saçınız dökülmeyecek. Yani burada dediğim gibi neden çok önemli. Yani neden olduğunu bir önce tespit etmek gerekiyor.